Tamam. Bu kadar ülkenin, bu kadar hükümetimizin saldırı altı olmasına rağmen bütçesini, bütçe hazırlığı, bu bütçenin sağlam ekonomik verilere dayanarak büyümeyi hedefleyerek yatırımların devam etmesi, yatırımcının da yatırımına devam etmesi çerçevesinde büyüme bütçesi şu anda hazırlanıyor. İnşallah memleketimize ekonomik manada büyüme bütçesi çerçevesinde bu önümüzdeki yıl istediğimiz oranda ve hedeflerimizde tutturacağımızı ifade edelim. Ve en sıcak günden bildiğiniz üzere Musul, hemen sınır ötesindeki harekat. Şunu belirtmek istiyorum. Türkiye o kadar güçlü bir ülke ki 15 Temmuz gibi ciddi bir darbe girişimi, işgal girişimi yaşıyorsunuz. Bir türbülansa giriyorsunuz. Hemen peşinden, hemen 10 gün sonra sınır ötesi harekatı da başlayabiliyor. Türkiye bölgenin kilit rolü oynayan bir ülkedir ve bölgenin en istikrarlı ve emniyet sigorta bir ülkedir. Türkiye'nin gücü 2008'den sonra özellikle söylüyorum ve bütün emperyalistler, bütün dünya, bütün küresel güçler şunu gördü ki Türkiye zannedildiği gibi yalnız Türkiye olmadığını ispat etmiş oldu. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Musul'la alakalı bizim Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız zaten genelde ifade etti sizler. Yani kamuoyundan sizler de takip ediyorsunuz. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Musul, ne zaman ki biz gündeme Musul'u gündeme getiriyoruz, ne zaman ki sistemdeki bir değişik reformluk diyoruz, ne zaman ki başkanlık sistemi diyoruz, ne zaman ki ileriye doğru bir adım atılımlar yapıyoruz, gizli bir el şaklıyor ve hem coğrafyada kargaşa hem de içeride de terör veya benzeri gibi operasyonlarla Türkiye'yi boğmak istiyor. Burada özellikle küresel güçlerin amacı DAEŞ'le mücadele değildir. DAEŞ ellerinde bir sopadır. Amaç burada bu coğrafyadaki ateş çemberiyle Türkiye'yi boğmaktır. Ama biz buna bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'siz, bu coğrafyada Türkiye'siz her proje çöker. Türkiye'siz her proje çökecektir. Gerek küresel güçler ve coğrafyadaki gereksiz bizim genel coğrafyamızdaki ülkeler Türkiye'yi yok sayamazlar. Türkiye'yi yok sayan var olamaz. Ve bu kadar böyle bir süreç içerisinde böyle sancılı ve türbülanslı ve böyle zor bir coğrafyada Türkiye ekonomisinde, yatırımlarında ve benzeri bütün hedeflerinde engelli koşuyor. Bakın Türkiye koşuyor. Ama önüne konan engelleri de tek tek aşarak Türkiye'yi şu anda benzetirsek bir engelli koşu içerisinde. Ama bunları bugüne kadar hep beraber açtık, açmaya da devam edeceğiz. Şimdi Musul konusunda, Musul'da bir kere bizim tarihi bağlantımız var. Ne zaman Musul gündeme gelse bizim tarih çekiyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Tarih çekiyor bize. Bizim misaki milli sırlar, bakın bunun birçok sebebi var. Bir kere bizim orada petrol meselesi var. Hatırlıyor musunuz? Geçmiş tarihte Cumhuriyet döneminden sonra oradan bizim pay alma hakkımız var. 50, şurada vardı tarihini hemen söyleyeyim. 51 yılından itibaren 55 ve 58 yılları da dahil 1987 Özal dönemine kadar bütçede alacak olarak görünüyordu. Bakın, Musul'dan sadece gönül ve tarih değil, bunu da altını çizelim. Halen daha bizim orada Musul'la alakalı varsa bir şey olacak bizim masada olmamız gerekiyor. İki siyasi boyutu var. Siyasi boyutuna gelince misaki milli sınırlar içerisinde olduğunu Atatürk kendi ağzından ifade etmiştir. Musul, Kerkük, Erbil. Bizim misaki milli sınırlarımız için dedim mi? Bunu kimse inkar etmiyor. Bir başka demografi yapalım. Arkadaşlar oradaki Türkmenleri ve Arapları hiç kimse yok sayamaz. Hoş geldiniz. Ve beraberinde oradaki mezhep çatışmasını engellemek adına bizim adımlarımızı atmaya devam ediyoruz.
hepten yangın haline gelir. Ve bizim endişelerimiz bugün tek tek çıkıyor. Bir başka boyutu da terör boyutu. Kuzey Irak'taki bizim her adımız ve Başika'da dahil orada bulunmamızın sebebi Suriye'de dahil PKK gibi terör örgütlerinin ülkemize yapacağı saldırılar ve hareket alanını kısıtlamaktır. Güç boyutuna geldiğimiz zaman bu coğrafyada en güçlü ülke Türkiye'dir. Bu coğrafyada bir operasyon yapılacaksa Türkiye her zaman hem operasyonda olacaktır. Operasyondan sonra da masada olacaktır. Bunu en üst perdede en üst yetkililerimiz ifade etti zaten. Ki kaldı ki 14 yıllık bütün dış politika hesaplarımızda arşivede bakabilirler. Bizim bu coğrafyayla alakalı Musul'da, Kerkük'te, Erbil'le ilgili şeylerimiz, kanaatimiz hep aynıdır. Şimdi bizim Türkiye'siz bir plan, yani Türkiye'siz ama PKK'dan, PYD'den, DEAŞ'dan yapılan bir plan, şu anda Amerika'nın yapmak istediği o, hep beraber görüyoruz, tutmayacaktır. Bugüne kadar tutmadı, tutmayacaktır. Biz ne yapacağız? Tarihi bağlarımız, gönül bağlarımız, oradaki kendi akrabalarımız, kardeşlerimize her türlü sahip çıkacağız. Uyanık olacağız. Tedbiri elden bırakmayacağız. Ama şöyle, şurada bir yazısı hoşuma gitti. Ben size bundan biraz kopya çekeyim mi? DEAŞ bahane, asıl hedef Türkiye'yi boğmak. Bunu az önce ifade ettik. Türkiye'yi boğmak. Ne yapacağız peki karşılığında? Bir kere uyanık olacağız. Dimdik duracağız. Tuzakları bugüne kadar nasıl bozduysak aynı bozacağız. Adamlar Müslümanları birbirine kırdırıyor mu? Kırdırıyor. Kürt devleti yapma hesabını yapıyor mu? Yapıyor. Ama zaten o. Razı olsak problem var mı? Yok zaten. Ve bununla beraber ne yapacaklar? Türkiye'yi boyacak. 15 Temmuz'un arkasındaki en büyük planlardan biri de buydu. 15 Temmuz darbe girişimiyle bizim kafamızı kuma gömmemizi ve coğrafyadaki istedikleri hareket alanını yaratmak ve Türkiye'yi de bu şeye katmak. Türkiye'nin bölüp parçalanmasını da bu organizasyonun içine katmaktı. Ama milletimiz bugüne kadar olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de bütün küresel güçleri, emperyalistleri yanılttı. Böyle bir refleks toplumdan beklemiyorlar. Layık bir Türkiye'den bu refleksi, bu davranışı, bu karşılığı beklemiyorlar. Bütün dünya bu refleks karşısında şok oldu. Bu mücadele devam edecek, etmekte bir problem yok. Ama şu bir gerçek ki önümüze birçok engel kondu, konmaya da devam edecek. Zor bir coğrafya yaşıyoruz. Bu zor coğrafyanın bedelini ödüyoruz. Ödemeye devam edeceğiz.